2500 lira zam ekonomiyi çok bozar. Çok çok bozar. Yani 14 tane uçak bozmuyor. 20 tane Mercedes söylemişler. Her biri 20 trilyon, onlar bozmuyor da 2500 lira mı bozacak? Ne bozacak? Tasarruf, tasarruf, tasarruf. Benden niye tasarruf ediyor ki? Niye emekliden tasarruf ediyor? Kendisi tasarruf etsin. Meclistekiler tasarruf etsinler kardeşim. Tasarrufu onlar yapsın. Bize ne? Benim sırtımdan Türkiye'yi kalkındırmasın. Benim maaşımla Türkiye kalkınmaz. Kendisi tasarruf etsin. Kendisi harcamalarını kıssın. Orada 10 bin kişi çalıştırmaya ne gerek var o sarayda? Çankaya Köşkü'nün neyi vardı? Gitsin oraya. Orada günde 30 trilyon para harcanıyor. Onu kessin. Vekillerin maaşları zam olmasın. Vekillerin maaşlarına. Bana soruyor mu? Seçilirken gelip benim ayağımı paspas yapıyor. Seçildikten sonra kafasına göre zam yapıyor. Vekillerin hepsine diyorum. Bana soruyor mu zam yaparken? Millete sorun. Kendinize zam yaparken niye zam yapıyorsunuz? Yapmasınlar zam, almasınlar zam. Vekiller de sürünsün. Ya el insaf ya. Müslümanım diyorsun, şu hiç olmasa Kurban Bayramı'nda 15'er bin lira vereyim de vatandaş birer tane keçi kesseydi ya. Ya 2500 lira neyi bozacak? Önce oradaki mecliste kendi harcamalarını durdursunlar. Herhangi bir parti ayrımı yapmıyorum. Harcamaları durduracaklar. Adam gibi bir adam gelecek. Diyecek ki emekli olan milletvekili şu bu bir işçinin iki katı maaş alacak. Buna cumhurbaşkanı da dahil. Emekli olan bir cumhurbaşkanı, genelkurmay başkanı, her kimse, her neyse. Bir maaş alan, en yüksek emekli maaşı 30 bin lira mı alıyor bir işçi? 60 bin lira alacak. Bitti. O da sürünsün. Emeklilikten sonra onlar da sürünsün. Sürünmeyi, sıkıntıyı onlar da çeksin. Biz niye çekelim? Emeklinin şu anda geçinebileceği seviye 25-30 bin lira civarında. Yani o da ölmeden geçinebileceği bir seviye. 25-30 bin lira. Ancak 25-30 bin lira olursa emekli normal nefes alır. Ya ben vatandaşım, halkım işte, tabanda yerde sürünen bir insanım. İkinci işe gidiyorum işte. Bu ceketimi taşıyorum. Geçen sene zatürre geçirdim. Ceketimi taşıyorum. Otobüs klimalarını etkilenmeyeyim diye. Niye çalışayım ben? 30 bin lira alsam niye çalışayım? Aldığım 16-17 bin lira. Niye çalışayım? Emeklisiniz de... Emekliyim, çalışıyorum tabii. 17-18 yıldır emekliyim, çalışıyorum. Ne yapayım? Ne kadar emekli maaş alıyorsunuz? Yani şu anda 15 bin küsür lira alıyordum, bilmiyorum, zamla beraber 16-18-19 bin lira oldu. Ama benim almamla bütün Türkiye mesut olacak diye, emekliler mesut olacak diye bir şey yok ki. Ya ben huzurluyum demek değildir ki. 12.500 lira alan adam ne yapsın? El insaf ne yapsın? Kiracının, ev sahibinin durdur şeyini. Zam yapmasını durdur. Fiyat artışlarını durdur. Ben zam istemiyorum. Yani 2020'de, 2019'da aldığım alım gücü, şu anda aldığım alım gücü bir değil. 2500 liralık zamla bugün hangi ihtiyaç karşılanabilir? Sadece bu soruyu sormak isterim. Kendileri lüks içinde yaşıyor. Anladığım kadarıyla bakanlar 300 bine yakın maaş alıyor. Bir de vatandaşın yerine geçip bu parayla nasıl geçinebilirler? Onu bir düşünmelerini tavsiye ederim ben. Niye zarar olsun bütçeye? 2500 lira dediğiniz toplam 35 milyar TL vesaire büyük getiriyormuş. Ama zengin şirketlerden, yandaş şirketlerden sildikleri milyarlarca vergiler var. Bence bütçeye yük getiriyorsa yandaşlara giden o paralar, köprülere giden o garanti paraları yük getirir. Getiriyorsa, getirmiyorsa da hiçbir şey yük getirmez. Vallahi bu zam yapılmasa daha iyi olur. Zam çok yetersiz, çok altında. Bütçeye zararlı olan sarayın israfları. Onları kaldırsınlar. Ama orada itibardan tasarruf olmaz diyorlar. Hayır, hiçbir zararı yok. 2500 lira ne ki? Bugün cebine koy, markete git. İki tane şey alamıyorsun. Cumhurbaşkanı bir 2500 lirayla bir markete gitsin de görsün. Yani insanların durumunu görsün. İnsanlar çok zor durumda. Bana kalırsa bütün emekler hak etti. Şu an aldığı paraları versinler onlara, onlar kendileri geçirsinler onlar. Hani sanki bizlere bir sadaka vermiş gibi bir şey diyorlar ama
hiçbir şekilde bir işe yaramıyor. Kendi masraflarını kısır emekleri rahatlıkla ödeme yapabilirler. Özellikle kişiler, kamu görevlileri olsun, milletvekilleri olsun, danışmanları olsun, bütün her şeyi bunların kısıkları vakit emekleri maaşıyla yaklaşık 25 bin liraya falan yapabilirler. Ama 12.500 de daha 12.500 lira net değil herhalde. Kök maaş üzerinden yapılıyor herhalde yanılmıyorsam. 11.750 lira. Yani benim o 25 sene vermiş olduğum paran karşılığı buysa hepsine haram zıkkım olsun. Kesinlikle zararı yok. Çünkü ben bunun parasını yatırmışım, vermişim. Benim param onların hesaplarındadır. Bana, benim verdiğim parayı bana iade etmeleri gerekir. Ama hiçbir şekilde sarsmaz. Ama kendi ceplerini sarsar. Bütçeye bir zararı var tabii. Ama yapılan zam yapmasaydı daha iyi olurdu. Onu da bütçeye harcasaydı daha iyi olurdu bence. Yani 2500 lira bir zam yapıyor, bütçeye bir ek şey olur mu? O 20 bin liraya çıkarsın bir şeyi, nedir zammı? Bütçeye zam, ek bir şey olana kadar bir sürü yer var. Ekonomi emekliler mi ayakta tutacak? Yani emekliler tutacak, saçma sapan yerlere para harcayacaklar. 2500 lira, onu da vermesin, bütçeye geri koysun. Anlatayım mı? Ya da emekliler geçinebiliyorlarsa desinler, 3 ay 5 ay maaş almayalım, bu ülke kurtulacaksa kurtulsun. Emeklinin bugün hakkı mı 10 bin lira, 12 bin lira? Ben 9600 günüm var benim. 9600-9300 günüm var benim. 10 bin lira maaş alıyorum. 12 bin lira maaş alıyorum. İş mi? Bunun primini ben ödemedim mi? Bağkurluyum ben. Kendim ödedim bir de. Nasıl olacak bu? 2500 lira da sadaka mı verdi bize? İhtiyacını gideren için o emekliye çok bu. Ama bize verdiği o 2500'ü de vermesin bence. Bence vermesin. Hatta maaşımızı da alsın. Birkaç ay vermesin. Bu ülke kurtulacaksa kurtulsun. 12.500 il 15-20 yapsa yine çok az da ne diyelim abi yani. Ekonomi yük olacağını düşünüyor musun? Bu zaman mı? Yok. Dalga geçiyorlar abi. Çok zor. Yani ben şimdi ev taşıyorum. 16 bin liraya kiralık ev buldum. Buraya taşınıyorum. Bana verdikleri para kiraya yetmiyor. Ne yapacağım? Çalışacağım. Çalışıyorum zaten. Allah elden ayaktan düşürmesin. Bu şartlar altında, bu maaşta ancak insanlar karınlarını doyurur. Tek başına ev kira değilse, kendi evleriyse karınlarını doyurur. Onun dışında yapabilecekleri hiçbir şey yok. Komik rakam. Çok komik rakam. Ve dediğim gibi ben 2500 lira almadım. Yani, tabii bakmak lazım ama zor, çok zor. Geçinmesi çok zor insanların. Bu maaş imkansız. Maalesef.